Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sırt teknik yüzme hakkında konuşacağız. İlk videomuzda serbest hakkında konuşmuştuk. Eğer suya girmeye korkuyorsanız, yani yüzünüzü suyun içine sokmaya korkuyorsanız, yeni öğrenen biriyseniz sırt yüzmeyi öğrenerek de başlayabilirsiniz. Kafanız dışarıda olacağı için daha az korkarak öğrenebiliyor bazı insanlar. Hatta Michael Phelps bile ilk olarak sırt branşını öğrenmiş. Ama ben genelde serbestle sırtı bir arada öğretiyorum ya da ilk önce serbestle öğretiyorum. Siz nasıl rahatsız ediyorsanız öyle yüzebilirsiniz. Yüzmeyi biliyorsanız da biraz daha detay konular konuşacağımız için yine de bu videoyu izlemenizi öneriyorum. Ben yine geçen videodaki gibi bölümlere ayırdım. Basamaklara böldüm. İlk olarak sırtın öbür branşlardan farkı çıkışta, yani başlangıçta departajından değil de su içinden başlıyoruz. Hakem düdüğünü çalıyor, bekliyoruz. Bir kere daha düdüğü çaldıktan sonra suya atlıyoruz. Orada tutunma yeri var. Bir altta bir üstte oluyor. İsterseniz alttan, istiyorsanız üstten ya da yanlarından tutup kendinizi kaldırıyorsunuz ve duvara ayaklarınızı koyuyorsunuz. Komutla birlikte take your mark, hopla birlikte kendinizi geriye doğru fırlatıyorsunuz. Jimnastik hareketindeki köprü hareketi gibi bir hareket yapıp streamline'da suyun altına geçiyorsunuz ve su altından yüzmeye başlıyorsunuz. Su altından yüzme nasıl oluyor? Serbestle aynı. Streamline pozisyondayım ve dolfin ayak vuruşu yapıyorum. Yani çift ayak vuruşu yapıyorum. Ama bu sefer yüzüstü değil de sırt üstü gidiyorum. Yani kafa yukarıya doğru bakıyor. Streamline pozisyonunda gidiyorum. Ve yine serbestte olduğu gibi aynı kural var. 15 metreye geçersen diskalifiye olursun. O yüzden dikkat etmen gerekiyor. 15 metre olmadan dışarı çıkıp yüzmeye başlamış olacaksın. Şimdi 15 metreye kadar su altımızı yaptık ve yüzmeye başlıyoruz. Yüzmeye başlayacağım kolu çekiyorum, büktüm dirsekten vücuduma doğru. Kulacımı çektim ve kolumu kaldırdım. Fark ettiyseniz baş parmağım yukarıda kalkıyor. Ve eğer bunu götürürsek, bakın anatomik olarak imkansız. Kolum arkaya daha fazla gitmiyor. Ne kadar esnek olursanız olun, baş parmağınız yukarıda kalırsa kolunuz dönmeyecek. Bu yüzden ne yapıyoruz? Başlangıçta çıkarıyoruz parmağımızı, baş parmağı yukarı bakarken çeviriyorum, döndürdüm ve serçe parmağım yukarıda bakıyor ve böylece rahatça kolumu çekebiliyorum. Ve fark ettiyseniz kolumu çekerken, yani baş parmak yukarıdayken hangi kolumu kullanacaksam o omzumu öne çıkartıyorum. O anda öbür kolumda, öbür omzumda geriye gidiyor. Yani suyun içine doğru gidiyor. Bir rotasyon oluyor yani. Beraber bakalım. Baş parmağım yukarıda, omzumu öne doğru çıkarırken kolumu çektim ve çevirdim. Serçe parmağım önde ve çekiş yaptım. Bu sefer bu omzum arkaya giderken öbür omzu öne doğru geliyor ve aynı hareketi onunla yapıyorum. Hop, 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 hop. Yavaş bir şekilde bir daha gösteriyorum. Baş parmak yukarıda, omzum önde, çevirdim. Arkaya doğru gelirken öbür omuzumun önünde, baş parmak yukarı, geri, hop, çektim. Yüzerken aynı zamanda kafa pozisyonumuz çok önemli. Kafamızı asla çenemize, vücudumuza yapıştırmıyoruz. Böyle olursa arkadan gelen su bizim kafamızı çarpar ve bu bizi yavaşlatır. Bu bizim kafamızı bir makas gibi düşünün. Suyu keserek gideceğiz. Bir bıçak gibi düşünün. Eğer kafamızı çok geriye datırırsak, kafamızı suya sokarsak, bu sefer su gelir, direnç buramızı bizi yavaşlatır. O yüzden yapacağımız şey, kafamız suyla aynı pozisyonda olmalı ki gelen su, bizi uygulayan direnç kafamızla birlikte yarılsın ve bizi minimum şekilde yavaşlatsın. O yüzden kafa pozisyonumuza dikkat ediyoruz her zaman. Ne böyle yüzüyoruz ne de kafamızı geriye sokuyoruz. Şimdi bahsetmek istediğim bir olay var. Profesyonel bir yüzücü bile olsa bazen dalgınlıktan kafasını duvara çarpıyor. Çünkü sırt yüzerken nereye gittiğimizi göremiyoruz. Serbestte, kurbağalı, kelebekte öne doğru giderken sırtta biz yukarıya hatta geriye doğru bakıp öyle yüzüyoruz. Şimdi peki nasıl kafamız çarpmadan yüzebiliriz? Havuzlarda, çoğu havuzda şu şekillerde bayraklar oluyor. Bu bayraklar 5 metreye geldiğini gösteriyor. Yani bayrak duvar arasında 5 metre olur. Bayrağa geldiğin zaman ilk önce bir deneme yapmanı istiyorum. Bayrağa doğru kadar yüz, bayraktan sonra kollarını say. Kaç kolda duvara gidiyorsun? Hem bitiriş için say, hem de dönüş için say. Mesela ben 3 kol atıyorum ya da 2 kol atıyorum. Sonra yüzüstü dönüp taklama atıyorum. Bitiriş yapacağım zaman da 3 değil de mesela 1, 2, 3, 4. kolda bitirişimi yapıyorum.
Bunu sayarsanız kafanızı çarpma olasılığınız minimuma inecektir. Alıştıktan sonra saymanıza da gerek kalmıyor. Direkt otomatikman bitiriyorsunuz. Şimdi takla nasıl atılır? Yüzüyorum, yüzüyorum, yüzüyorum. 5 metre bayrağımı gördüm. Siz kaç kolla saydıysanız, kaç kol alıştıysanız içinizden sayıyorsunuz. Ben mesela 2 kolla takla atacağım. 5 metre geldikten sonra 1, ikinci kolumu attım, döndüm, serbestteki taklayı atıyorum ama sağa veya sola dönme yok. Önüme doğru taklamı attım, ayaklarım deyince de kendimi streamline'da itiyorum ve su altına devam ediyorum. İkinci aşamaya geri döndük. Su altında yapıyorum. Yapabiliyorsam 15 metre çıkıyorum. Sırt yüzmeye devam ediyorum. Ondan sonra en sonda ne var? Bitiriş var. Sırtta bitiriş nasıl yapılıyor? Yine aynı şekilde bayraktan sonra kol sayıyorsunuz. Bitirişte kaç kol yapıyorsanız, mesela ben 3 kolda yapıyorum. 1, 2 ve 3'te bitirişimi yaptım. Çift el mi, tek el mi derseniz, sırtta önemli tek el. Çift elle bitiriş yapmayacaksınız. Çok sorulan bir soru daha var. Sırt yüzerken burnuma çok su kaçıyor. Burun aparatı almalı mıyım? Ben şahsen şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bu daha çok bir alışkanlık gibi bir şey. Benim bazı arkadaşlarım bununla daha rahat ediyor ama bunsuz da yüzebiliyor. Ben bu burun aparatıyla hiç rahat edemedim. Denedim birkaç kere. Benim için en rahatı su içindeyken burnumdan su üflemek her zaman. Böyle yapınca asla su kaçmıyor. Taklalarda da, çoğunlukla taklada kaçıyor insanların burnuna su. Asla unutmuyoruz. 1, 2, döndüm. Kafa suyla temas ettiği zaman, su ne zaman kafa ne zaman suyun içindeyse burundan nefes vermeye alıştıracaksın. O kadar antrenman yapacaksın ki bu alışkanlığı edineceksin. Artık düşünmeden hani suya girdiğim zaman burundan nefes vermeliyim değil. Vücut onu kendi yapacak. Mesela nefes almayı artık sen otomatiğe bağlamışsın günlük hayatında. Ya da göz kırpmayı ya da herhangi bir şey. Yutkunmayı. Bunlar artık otomatiğe biniyor bir süre sonra. Beyin otopilotta yüzmeye başlıyor. Bu seviyeye ulaştıktan sonra her şey daha da rahatlaşıyor zaten hayatta olduğu gibi. Bisiklet sürmeyi öğrenmek gibi bir şey bu da. O yüzden bu aparata alışmak yerine burnunuzdan hava üflemeniz daha iyi olacaktır. Bir ekipmana bağlı kalmadan yüzebiliyor olacaksınız. Ki bence de buna alışacağınıza benim dediğim gibi normal burundan nefes vermeye alışın daha iyi. Bir sonraki videomuz kurbağa, ondan sonra da kelebek olacak. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.